İyi günler sevgili dostlar, değerli deniz severler. Bildiğiniz gibi naçizane dünya turu videolarımı YouTube kanalına yüklemeye başladım. İmkanları olmayan arkadaşlar için, ulaşamayan arkadaşlar için orasının rahat bir ulaşım kaynağı olduğunu düşündüm. Bunlar öncelikle sizin için yapılıyor. Sizlerin yararlanması için yapılıyor. Hayal kurmanız için yapılıyor. Bir parça belki sizlere yararı olabileceğini düşünüyorum. Belki böyle bir yola çıkmak için size motivasyon olacak veya çıktığınızda da bunları bir kaynak olarak kullanabileceksiniz. En azından işin tadını, kokusunu bir parça hissedebileceksinizdir diye düşünüyorum. Bu videolar içerisinde bazı gözden kaçan unsurlar olabilir. Bunları basitçe her video öncesinde anlatmak isterim. Bu videoda Akdeniz ve Atlantik videosunda bu olay videonun sonuna denk geldi. Bu seferlik öyle olacak ama bundan sonraki videolarda ilk başında bu konuşmayı, açıklamayı yapmak isterim. Atlantik geçişi sırasında uygulanan bir iki tane taktik var. Özellikle pupa seyri görüntüleri, farklı yelken kombinasyonunda bunlar öyle literatürde kolay kolay bulunabilen teknikler değil. Bir balon, simetrik balon basmak yerine veya asimetrik balon basmak yerine drifter yelkenini kullanıyoruz. Gene naylondan yapılan bir hafif hava yelkeni, büyük bir canavayı yandırıyor. Kanat kanada ana yelken bombasını mesela orada gönder olarak kullanma teknikleri söz konusu. Basit bir pupa palangası var. Hem bombanın istenmeyen pupa seyrindeki kavançalarını engelliyor, hem de bombayı aşağıya bastırıyor. Bence çok kullanışlı bir yöntem küçük tekneler için pupa gidişlerde. Üstelik bir pupa palangasıyla da teknenin o kamera bölümü, bombanın son alt kesimi açık kalıyor. Buraya botunuzu koyabilirsiniz veya gerekli ekipmanları sığdırabilirsiniz. Bunu dikkate almanızı rica ederim. Bir bora, yaklaşan bir bora, bir cumulonimbus bulutunun, elektrik ve nem dolu bir fırtına bulutunun, bora bulutunun yaklaştığını gösteren bir görüntü var. Bunları eğer böyle bir işe kalkışırsanız zaten siz de göreceksiniz. Yani bora, aslında bora bulutları uzaktan gayet kolay ayırt edilebiliyor ve içine girmeden gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Tabii renkli görüntüleri hiç size bahsetmiyorum. Siz zaten anlayacaksınız. Yakaladığımız balıklar, okyanus atmosferi, teknenin gidişi. Jim adlı bir arkadaşımızın yapmış olduğu ahşap bir Bristol Channel Cutter'la ilginç görüntüleri var. O teknenin rüzgar dümeni. Başka teknelerin, karşılaştığımız teknelerin de rüzgar dümenlerini naçizane irdelemeye çalışmıştım o zamanlar sizler için. Birkaç tane rüzgar dümeni tanıtıyoruz. Bunlar size yararlı olabilecek bilgilerdir. Aslında en yararlı olacak şey tabii ki tadını alamasanız bile kokusunu alacaksınız bu tecrübenin. Belki de çok etkilenip siz de bunu yapmak isteyeceksiniz. Aslında bu videonun da en büyük amacı bu motivasyonu sağlamak, hayal kurmaya, bir adım atmaya yönelik teşviki ortaya koymaktır. Bu arada tekrar bakıyorum videoya. Panama Kanalı görüntüleri var. Orada Panama Kanalı ile ilgili güzel bilgiler var. Kanal geçişinin nasıl olacağı hakkında sizleri tutum sahibi yapacaktır. Söylediğim gibi o zamanın koşulları neredeyse 20 sene oldu. Daha kısıtlıydı. Bizim de koşullarımız, imkanlarımız çok daha kısıtlıydı. Mükemmel her detayı, her beynimizdeki daha doğrusu her detayı işleyebilecek kadar detaylı bir çalışma olamaz ama siz eğer bundan yararlanmaya karar verdiyseniz ben her türlü yardıma gece gündüz hazırım. Dilediğiniz zaman bana yazabilirsiniz. Beni arayabilirsiniz.
Evet, şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Birkaç gün içinde size yeni bir bölüm göndereceğim. Ondan önce de zaten bir konuşma yapar, detaylı açıklamada bulunurum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.